Günaydın. Herkese merhaba. Evet. Ne diyorsun? İyi. Evet. Takipçilerimize ne diyorsun? Agogo. Gel 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 de hadi. Gel de. Gel. Gel abla gel. Herkese yeniden merhaba. Biz artık kocaman bir çocuk olduk. Bu süreçte neler yaşadık? Hep birlikte biraz üstünden geçelim istedim. Uzun zamandır video çekmemiştik. Bu videoyla birlikte bizi özleyenlere kavuşmak istedik. Değil mi aslanım? Şunu çek de bizi görsünler. Hadi anlat bakalım. Ben kocaman bir adam oldum. Kocaman bir çocuk oldum. Yemek yemeye başladım. Bugün tam 8. ayıma girdim. Anneciğim, yanda da babasının bilgisayarı var. Buraları dağıtmayı çok seviyor. Çocukla da video çekmek çok zor. Uzun zamandır hiçbir şey yapamadık hiçbir şekilde. Evde temizlik yap, yemek yap. Tabii şu anda Ramazan ayındayız. Bir de o var. Oruç tut, yemek hazırla. Tabii Aslan ek gıdaya başladı. 2 aydır Aslan'a özel ayrı ayrı menüler hazırlıyorum. Şimdi de kahvaltı yaptık. Kahvaltımızda bir yumurta sarısı, bir küp peynir, tabii kendi yaptığım ev yapımı peynir, 2 zeytin içi, zeytini normal açıyorum, içerisinden alıyorum. Zeytini pek sevmiyor yalnız. Acı mı geliyor artık anlayamadım ama sürekli bir öğürme halinde. Hala orayı atlatamadık ama seviyor yani bayağı bir çiğniyor yani güzel çiğniyor. Şu anda da bayağı klavye bastı. Çok yaşa. Çok yaşa. Sonra ıhlamur kaynattım. Ihlamuru kaynatıp veriyorum. Onu çok seviyor. Siz de yapabilirsiniz. Bayağı güzel geçiriyoruz. Yani güzel gidiyor günler bizim için. Tabii karantinada evde kaldık. Aslan geçen gün dışarı çıktı. Dışarıda hiç ses çıkarmıyor. Sürekli etrafına bakıyor böyle. Arabaya bindik. Çocuk araba binmeyi unutmuş. 2 ay oldu tabii arabaya binmede. Değil mi anneciğim? Onu bozmayalım ama. Ah, hepinizi çok özledim. Siz neler yapıyorsunuz? Çok merak ediyorum. Bu arada tabii ben sayfamı büyütmeye başladım. Büyütmeye başladım ama video çekemiyorum. İzlenme oranım artsa ne olur? Değil mi anneciğim? Hadi bırakalım. Bırakalım dur. Şimdi Aslan'ı şöyle yere koyalım. Tabii ağlamazsa. Değil mi? Ağlamazsa ağladı. Bir saniye hemen geliyorum. Böyle devam etme kararı verdik. Çünkü hiçbir şekilde yerde durmuyor. Bu aralar sürekli benimle olmak istiyor. Sürekli ve sürekli hiç rahat nefes vermiyor. Ama olsun. Yani duş aldığım zaman bile yanımda durmak istiyor. Tuvaletin kapısına geliyor. Bu arada emeklemeye başladık. Hatta ayakta da durabiliyoruz, değil mi anneciğim? Evet, ayakta da durabiliyoruz. Yavaş yavaş yürüme adımlarına da başladık. Tay 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 duruyoruz. Değil mi aşkım? Yalnız bunu babamız izlediğinde benim faremle neler neler yapmış, sen de izin vermişsin hayatım diyebilir. Ama ne yapalım? Anca böyle duruyor. İçi dışına çıktı çocuğun. Oo, annesinin bebeği. Çok seviyorum. Siz de seviyor musunuz? Yani seviyorsunuzdur mutlaka ama. Böyle annelik çok başka, çok başka. Aşık olduk çocuğa, çocuğa aşık olduk. Bu arada saçlarımız çıkmıyor değil. İzleyenler diyecek ki bu çocuğun neden saçları yok? Saçlarımız var. Ama tabii çok az. Yani bildiğin Doblocu abi gibi çıkıyor saçlarımız. Şuralardan yok. O yüzden babası böyle düzenli olarak ayda bir kere saçlarımızı tıraş ediyor. Normalde ben şuralardan bir Amerikan tıraşı istemiştim geçen gün. Tıraş ederken söyledim. Yapmaya çalıştılar ama çocuk tamamen yani Çaycı Hüseyin'e benzedi. Çok komikti, o yüzden hemen saçını kestiler. Değil mi anneciğim? Ah, düşürdük. Evet. Anlat. Anlat bakalım, demin konuşuyordu. Bu arada evde herkes aşçı oldu. Biz de aynı şekilde ekmek yapıyoruz.
Pide yapıyoruz, lahmacun yapıyoruz. Kendimi fırıncı, lahmacun ustası, her şekilde yemek konusunda üstat ilan ettim. Benimle kapışan yoktur yani. Tabii bu durumdan en çok eşimiz mutlu oluyor yani. Başka kim mutlu olabilir? Bir de Aslan Efe lahmacun bile yemeye çalışıyor çocuk. Sizde de durumlar böyle mi bilmiyorum. Her bulduğu şeyi ağzına sokuyor. Şekil bir ağda göründüğü gibi şu anda anneciğim bırak. Aşkım neden böyle yapıyorsun ya? Bu arada bizim hala dişlerimiz çıkmadı. Tamam. Bizim hala dişlerimiz çıkmadı. 8. ayımıza tamamen doldurduk. 9'a giriyoruz bugün itibariyle. Aslan 4 Eylül doğumluydu. Ama hala belirti yok. Onunla aynı zamanda doğan kardeşlerinin 5-6 tane bayağı bir dişi var. Ama bizde tık yok. Yani 4. aydan beri belirtiler vardı ama hiçbir şekilde dişimiz çıkmadı. Ama şey diyorlar, dişi erken çıkan erken dökülür. Öyle bir şeyler diyorlar ama bilemiyorum. Oğlum. Hayır. Hayır, kapatma. Aslan'la video çekmek gerçekten çok zor. Onu uyutup tekrar geleceğim. Öptüm. Şimdi Aslan'ı uyuttuğuma göre birazcık sohbet ederim. Zaten toplamda 2 aydır kendi kendime konuşmaktan artık delireceğim. Bu karantina ne zaman bitecek bilmiyorum. Herkes de böyle videolar çekiyor. İşte karantina günlükleri vol 1, karantina günlükleri vol 2. Böyle bir şey yapmak istemiyorum tabii ki de. Yani binlerce kez izlendi. Çok da sıktı artık yani. Tamam anladık, evinizdesiniz. Harika işler yapıyorsunuz. Temizlik, yemek, mükemmel. Kendinize adapte edecek sporlar yapıyorsunuz. Bir de herkes yani bir anda sporcu oldu. Ne mala. İşte evdeyken sürekli böyle sokağa çıkma isteği. Zaten normalde ben hep evdeydim. Ama en çok üzüldüğüm şey, beni şimdi yakın çevrem tanıyanlar bilir. Ben AVM'leri gezmeyi çok severim. Bir şey almama gerek yok. Yani gezmem lazım. Hatta sürekli eşim bu konuda ya çok sıkıldım. Of bir yere gitmek istiyorum dediğimde nereye gideceğiz? Sen zaten AVM'ye gitmek istersin der. Ve beni direkt AVM'ye götürür. En çok üzüldüğüm şey bu ama AVM'ler maalesef kapalı. Tabii bizim sağlığımız için yani. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Neyse bu konuları biraz geçelim. Artık çok daraldım ve bunaldım yani sürekli virüs virüs virüs. Bir de benim eşimin işinden dolayı sürekli sokakta ve bu virüs insanlarla iç dış halinde. O yüzden yani yapabileceğim hiçbir şey yok. Korunuyoruz yani. Ellerimizi dezenfekte ediyoruz. Gelince hemen duş alıyoruz. Kıyafetlerimizi yıkıyoruz. Evimizi temizliyoruz. Aldığımız yiyecekleri yıkıyoruz. Ondan başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Şimdi ben başka bir şey değineceğim. Uzun zamandır video çekemedim demiştim. Bu süreç içerisinde neler oldu? Aslan'la alakalı hayatımızda yeni değişiklikler oldu. Bunları anlatacağım. İlk ve en önemlisi Aslan sünnet oldu. Ocak ayındaydı. Pardon, Şubat ayındaydı. Şubat ayında Aslan sünnet oldu. İyi ki de yaptırmışım. Kesinlikle ve kesinlikle hepinize öneriyorum. Yani erkek çocuklarını belki bence daha önce ya da yaptırabilirdim yani. Ama şöyle bir şey var. Biz burada devlet hastanesinde yaptırdık. Hani illa özel diye tutturmanıza gerek yok hiçbir şekilde. Devlet hastanesinde de yaptırabilirsiniz. Biz Sakarya'dayız. Burada bir doktor var. Onun tavsiye üzerine gittik. Eşimin iş arkadaşları çocuklarını orada sünnet ettirmiş. Onun tavsiyeleriyle gittik ve aşırı derecede memnun kaldım. Ama şöyle bir şey var. Normalde aslında o zaman 6 Şubat, Mart, Nisan tabii 6. ayındaydı. 5. ayını bitiriyordu. 6. ayına gidecekti. Şöyle bir şey oldu. Ben girdim. Kesinlikle ve kesinlikle bunu doktora sorun. Doktora dedim ki işte sünnet olacak falan. Bu arada çocuk cerrahisine gideceksiniz. Cerrahtan başkasına yaptırmayın. Doktora girdik işte sünnet olacak falan tamam dedi. Bize bir gün verdi. Ben tabii o günü sünnet olacak diye düşünmedim. Çünkü anestezi sizi görecek dedi. Biz de daha önce bununla alakalı bir bilgimiz olmadığı için tamam dedi. Neyse o gün gittik. Annem de yanımdaydı bu arada. Aslan'dan tabii kan falan aldılar. Tabii diyorum ki ya acaba niye kan alıyorlar falan diye düşünüyorum. Bir aksilik olur da hani kan mı vermek gerekir falan. Neyse kanını aldılar. Anesteziye indik de gördüler işte bir problem yok zaten falan. Bize dediler ki işte atıyorum şu anda
İki gün sonra işte sabah 9'da gelin dediler. Allah Allah dedim, hani doktor mu gün verdi falan. Neyse biz 2 gün sonra gittik. Ondan önce de bu işlemleri hallettirmek için yukarı çocuk cerrahisinde işlemlerinizi veriyorsunuz. İşte dosyalarınızı orada size saat veriyorlar, tarih veriyorlar falan. Bu anestezici Farabi konuştu yani, saat işte şu, aa öyle olacaksa işte bugün gelin falan dediler. Tamam dedim, neyse yukarı çıktım ben. Bana dedi ki oradaki bu işleri kaydeden kadın, işte bir gece öncesinden gelip yatış yapacaksınız dedi. Ben de neden dedim. Neden yatış yapayım yani? Zaten anestezi almayacak benim çocuğum. Bayıltılmayacak dedim yani. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Aa gerçekten mi falan deyip, neyse o ara hemen o doktorun listesi var tabii. Her doktorun şeyi ayrı. Bizimki salı günü ameliyat yapıyordu. Oraya bizi kaydettiler falan. Neyse biz ertesi gün öyle olacaksa sabah 9'da gelin dediler. Sabah 9'da geldik. Bir odaya girdik işte, bir oda verdiler bize. Odada bir kişi daha vardı. Onun bebeği de bir gece öncesinden yatırmışlar. Ben gelince hatta dedi ki, aa neden dedi, hani bize böyle bir seçenek sunmadılar. Ben de istemedim çocuğumun bayıltılmasını. Ben dedim ki, hani ben söyledim. Bunu kabul ettiler dedim. Neyse buraları geçiyorum. Bir de çocuğunu aç bırakıyorlar. Anestezi alacağı için doğal olarak. Çocuk öyle bir ağlıyor ki açlıktan artık, yani gece 5'ten beri çocuk emmemiş. Ne mamayı yemiş, ne su içebilmiş, ne emmiş, hiçbir şey yok. Sonra tabii biz gelince hemen dediler bebek aç, önce onu alalım falan. Neyse bebek indi aşağıya. İşte tekrar yukarı çıkardılar. Boğazında bir hırıltı varmış, burnunda falan. Neyse bizi aldılar. Ben tabii ne olacak, ne bitecek, uf, işte bilmiyorum falan. Aslan daha küçük, hiçbir şey bilmiyor ve beni aşağı almadılar doğal olarak, ameliyathane ortamını almadılar. Bir oyuncağını aldılar. Tamamen soyduk. Bir temiz bez, bir de bir battaniye sarılı verdim hasta bakıcıya. Yarım saat sürdü. Sonra odanın dışından bir ağlama sesi, Aslan geliyor. Anladım, hemen çıktım kapıya. Yani acıdan değil, tabii uyuşturuyorlar, bir sadece iğnenin acısı olabilir. Beni görememe bir. İkincisi de hani ne yaptıklarını bilmiyor. Çünkü Aslan çok aşırı meraklı bir çocuk. Yani kan alırken bile elemedi, dokunmadığı yer kalmamıştı. Merak ettiği için sürekli kıpırdamıştır doğal olarak. Doktor da zorlamıştır. Yani %100 eminim buna. Yukarı geldi. Normal ağlaması durdu tabii. Emzirdi falan. Emzirebilirsiniz dedi hemşire. Bana bir tane fitil verdi. Dedi hani ağrısı olacak. Çünkü etkisi geçecek yani bir şekilde, ağrı kesicin uyuşturduğu için orayı. Bunu yaparsınız dedi. Tamam dedim. Yani ilk bir saat falan aslında hiçbir şey yoktu. Gayet iyi gülüyor, eğleniyor. Tabii sonra uyuşma etkisi geçince bir anda ağlamaya başladı. Sonra ben tabii hayatımda hiç fitil atmamışım, nereden bileyim. Ama dedim yani yapabilirim. Gayet de güzel yaptım falan. Sonra neyse sakinleştirdim. Tabii bu olaylar bizi saat 9.30-10'da aldılar sünnete. 10.30'da geldi. Artık 11.30 oldu, 12 oldu. Bizim yemeğimiz geldi falan. Neyse. Aslan yavaş yavaş kendini toparladı. Saat öğleden sonra çıkartacağız dediler. Saat 2.30'a kadar falan bize sıra gelmesini bekledi. Tabii ben bu arada iniyorum aşağı söylüyorum, hani ne zaman geleceksiniz, ne zaman geleceksiniz. Sadece dediler ki hani şu anda iyi bir durum yok. Ama çok aşırı derecede bir kanaması olursa, hani herhangi bir şey hissederseniz, çok huzursuz olursa, hep ağlarsa falan geri getirin dediler. Ama öyle bir şey olmadı. Çok şükür ilk gecemiz çok güzeldi. Gayet uyudu. Uyku düzenimiz zaten o zamana kadar mükemmel, harika. Kendi kendine uyuyor, yatırıyorum. Ertesi akşam oldu, saat 12 oldu, yok 1 oldu, yok uyumuyor. Çocuk hiçbir şekilde uyumuyor. Ağrısı falan yok. Gülüyor ve uyumak istemiyor yani. Herhalde daha yeni yeni vurdu çocuğa, ameliyat oldu. Ama gerçekten hani ayrım yapmayın dediğim gibi, ne devlet ne özel. Bulduğunuz en iyi doktora yaptırın. Doktorun adını da veriyorum. Aşağıda yazarım tekrardan. Aybars Özkan. Sakarya'da çocuk cerrahi. Sakarya'da bulunanlar kesinlikle sünnet olacaksa ya da herhangi bir çocuğunun bir problemi varsa cerrahlık, kesinlikle ona gitsinler. Ama tabii doktora sıra bulmak çok çok zor. Biz tam olarak aslında 3 aylıktı. Sıra aldık işte. 6. ayına verdi.
Mesela bir arkadaşım var, onu da önerdim. Ocak ayında gitti, Haziran ayına verdi. Mesela şu anda çocuğu başka birine sünnet ettirmek zorunda kaldılar falan filan. Yani sünnet aşamamız böyleydi. Sonrasında tabii bundan sonra Aslan Hekkadağ'a başladı. Başka bir alışma süreci falan. Tabii bu aralarda sürekli böyle sıçramalar yaşıyor Aslan. Bu sıçramalar dediğimde yeni bir şey öğrendiğinde Aslan'da uyku problemi oluyor. Kesinlikle ve kesinlikle. Diyelim ki Aslan yemek yemeye başladı. O bir hafta oturtturana kadar böyle normalde ben emzirerek uyutuyordum ilk zamanlar. Sonradan emziriyordum, yatağını koyuyordum. Hiç ellemiyordum. Kendi kendine uyudum, mükemmeldi. Ama bu bir şey öğrenme aşamalarında, evrelerinde Aslan'da şöyle bir şey oldu. Yani hiçbir şekilde normal desteksiz uyutamıyorum. Çünkü sürekli ve sürekli etrafı böyle bir gözlem. İşte kalkıp yatağında, şu anda yapıyor onu. Yatağında kalkıp etrafındaki oyuncakları elleme, işte düşürme ya da yatağın içinde yorganıyla ya da uyku oyuncağı var. Onunla oynuyor. Yani normalde uyuması gereken saati biliyorum ve uykusu geliyor, esniyor, gözünü ovuşturuyor falan, yüzü kıpkırmızı oluyor. Artık böyle yavaş yavaş huysuzlanmaya başlıyor. Yatağa koyuyorum. Yok. En son artık dedim herhalde bunun dişi çıkıyor. Diş de yok. 8. ayımıza geldik. Yok yani. Tabii ne yapıyoruz? Tekrardan emziriyorum. Göğsümde uyutmaya çalışıyorum. Bazen uyuyor, bazen uyumuyor. Piş piş Bunları da ilerlettik. Yeni yeni ninniler ürettim. O arada tabii karantina başladı. Biz tabii 7. ayımıza kadar geldik böyle. Tabii ek gıdayı bayağı ilerlettik. Hala emekleme yok. Bakıyorum internetten araştırıyorum. Tabii şöyle bir şey var. Ya bebeklerinizi birbiriyle kıyaslamayın diyorlar. Doğru. Çünkü ben bakıyordum böyle mesela 7. ayındaki bebekler bazıları emekliyordu falan, ayağa kalkıyordu. Ben diyordum ki of ya Aslan neden böyle değil falan diyordum. Ama o arada karantina başladı. Biz anneme gittik kaldık. Tek başına yaşadığı için ben tabii korktum. Annem geldi. Tabii yılların tecrübesi yani. Ben artık diyordum anne birazcık uyuyun falan. Sabahları ona veriyordum. Bir hafta sonra annem geldikten bir hafta sonra Aslan emeklemeye başladı. Tabii Aslan'ın da böyle bir garip emeklemesi var. Şuraya bir yere video koyarım. Görürsünüz. Böyle ayağını böyle bir kaldırıyor böyle. Çok çok garip yani. Çok aşırı derecede eğlenceli bir zaman. Tabii biz yine uykuyu böyle tam oturtturduk dedim. Knockout. Aslan emeklemeye başladı. Aslan emeklemeye başlayınca bizim tabii uyku düzeni tamamen gitti. Yani hiç tavsiye etmiyorum. Hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Bunu kesinlikle belirtiyorum. Ayakta sallanma. Kucakta sallanma. Göğse yatırıp sallama. Ayakta sallama. Her türlü sallama işlemi başarıyla tamamlanır. Yani ama mesela bir gün ayakta sallıyorsam ikinci gün onu kabul etmiyor. İkinci gün kucağımda sallıyorsam üçüncü gün onu kabul etmiyor. Yani böyle çok değişik bir çocuk ve huyları çok çok aşırı derecede değişken. Tabii bunları da atlattık diyelim. Yine böyle hafif düzelmeye başladı uykusu derken Aslan ayağa kalkmaya başladı. Hayda. Yeniden bütün düzeni tekrar baştan kurmaya başladı. Tabii yeni meyveler, sebzeler, yeni yemekler. Tabii bu dönemde yani düzenli uyku sanmıyorum. Bebek gibi bir uyku falan öyle bir şey yok bence. O terim tamamıyla yanlış. Bebek gibi uyumak diye bir tabir yok. Bebekler zaten ilk yattığı zaman böyle bir yarım saat falan uyuyamıyormuş. Bunu böyle bayağı bir araştırdım. Hani bizde mi sorun var diye. Sonradan derin uykuya geçiyorlarmış. Tabii bu bizim derin uykumuz en fazla geceler için diyorum. 4 saat falan sürüyor. Sonra tekrardan emmek için uyanıyor. Bir de şöyle bir şey var. Son zamanda keşfettim bunu. Her şeyi deniyorum bu arada gece uyanmasını diye. Çünkü böyle artık 5, 6, 7 kere falan kalkıyoruz. Bir de aslında şöyle bir huyu var. Saat 7'yi geçmiyoruz. Bu mükemmel bir şey aslında. Düzeni kurabilmek için düzeni kuruyoruz ama yani gece uykularında çok fazla uyanıyor. O da hala emzirdiğim için büyük ihtimalle. Kesmeyi düşünüyorum ama çok çok erken. Çok üzülüyorum yani bir bebek için. Daha annesinin neredeyse yeni doğmuş sayılır yani. Ben onu bebek olarak görüyorum ki hala bebek. O yüzden
emzirmeyi, kesmeyi düşünmüyorum. En azından 1 yaşına kadar, normalde 2 yaş diyorlar da, yani dayanamazsam artık bakacağız. Yani doktorumuzla konuşacağız bu konuyu. Yani şu an bugün 8. ayımızı doldurduk. 9. ayımıza giriyoruz. Bakalım bizi neler bekleyecek. Bu arada saçım başım görüyorsunuz. Bayağı bir dağınık yani. Saçımı da boyadım. Çok kötü şeyler geldi başıma. Dediğim gibi 9. ayımıza bugün girdik. Hatta bugün fotoğraf çekimi yapacağım. Şu anda Aslan ilk uykusunda. 12'ye doğru falan uyanır. Sonra öğle yemeğimiz. Bu arada biz günde 3 öğün yapıyoruz. Aslan sabah 7'de kalkıyor. 8-8.30 gibi kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltıda her gün değişken. Mesela bir gün krep yapıyorum. Bir gün omlet yapıyorum. İşte farklı farklı sürekli. Mesela bir gün normal mama şeklinde kahvaltı yaptırıyorum. Bir gün normal ayrı ayrı yaptırıyorum. Çok değişken oluyor. Çünkü aslında her şeyi denemek istiyorum. Yani hangisini daha çok seviyorum falan, ama çiğneme gücü güzel, kuvveti iyi. Öyle BLV falan yapıyordum ilk başlarda. Alışsın, kendi eliyle yesin diye. Onda sıkıntı yoktu. Hani dedim çiğnemeyi de öğrensin. Şimdi klasik karışık öyle gidiyoruz. Arada BLV yapıyorum. Mesela sabahları çok fazla yapmıyorum. Sabahları güzelce yesin diye. Öğlenliğinde böyle hafif çorba. Yani hafif dediğimde böyle güzel besleyici sebze çorbaları, tarhana çorbası falan yapıyorum. Öğlen muz, yoğurt. Bu ikisini karıştırıyorum. Bazen elma yapıyorum. İşte ama yoğurt kesinlikle vermeye çalışıyorum. Bunu her öğünde verin. Kendi yaptığınız ev yoğurdu olsun. Akşam üzeri dediğim gibi muz veriyorum. Akşam normal yemek, işte tavuk veriyorum. Hafif haşlıyorum onu. Hafif değil yani. Küçük küçük onları parçalıyorum, haşlıyorum. Pilav olabilir. Bulgur pilavı seviyor. Normal pilavı bile yiyor yani. Çok değişken. Mesela yanına küçük havuç haşlıyorum, patates haşlıyorum. Yanına ekstra yoğurdunu koyuyorum tabii ki de. Kendim yediriyorum, bazen o yiyor. Mesela geçen gün ev eriştesi yaptım. Akşam yemeğinde erişte yedi. Tavuk mesela, tavuk ya da et alıp, ilik alıp haşlıyorum ben onu. Buzdolabına atıyorum, buzluk poşetlerine. Buz poşetleri var ya, böyle küçük yuvarlak yuvarlak oluyor. Onların iki tane falan hemen kesiyorum, atıyorum içine. Tavuk sulu ya da et sulu, ilikli falan. Aslan bayılıyor. Tadı güzel oluyor tabii. Erişteyi de kendim ev yapımı yaptım. Onun içine iki tane attım. Koca bir kase yedi. Tabii bunların ilerlemesi çok az 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 başlayıp koca kaselere gelebildik. İlk başta diyordum ki aslanı yani yemeyecek herhalde, bu çocuğun iştahı yok diyordum. Ama sonra yani etraftan dediler ki yani böyle başlıyor. Küçücük midesi var zaten. Normalde anne sütü alan bir çocuk. Anne sütü alan bir çocuğun bir anda böyle hunharca yemek yemesini beklemek çok yanlış. Bunu kesinlikle beklemeyin. Ben bekledim. Tecrübeyle sabit. Yavaş yavaş artıyor. Doymadığını düşünmeyin kesinlikle. Doymazsa zaten huzursuz olur, sürekli ağlar işte. Yani zaten artık 8. veya 9. ayına gelen bebekler artık mama diyebildiği için baba, mama, dede gel diyor mesela. Bunları size anlatabilir. Mama, mama diyebilir. Yani bunu gösterebilir. Mesela mutfağa gittiğinizde tepki verebilir. Ona yemek hazırladığınızda, anneciğim yemek hazırlıyorum. Her evrenizi anlatın. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Zaten o günlük bir rutine bağladığı zaman kesinlikle ve kesinlikle her şeyi yaptığınızı anlayacak. İşte şu an uyuması gerektiği, mesela yemek yemesi gerektiği, su içmesi. Bu arada su çok önemli. Kesinlikle zaten bizim de vücudumuzun dörtte üçü su olduğu için sürekli su içirmeye çalışın. Bir de bizim ek gıdaya geçince bunu sormuşlardı bana. Hani tuvalet nasıl, düzeni nasıl? Normal aslan günde bir kere tuvaletini yapıyor, büyük tuvaletini. Ve normal çişini de düzenli olarak yapıyor, yani onda bir sıkıntımız yok. Su içtiği için özellikle dediğim gibi ek gıda aldığı zaman suyu bol bol verin ki hem bağırsaklarını güç çalıştırsın, hem de kendi vücudu için yararlı, yani susuz kalmasın çocuk. Dediğim gibi tuvaletimizi günde bir kere yapıyoruz, gayet güzel. Kıvamı da artık sulu değil yani, yemek yediği için oldukça kokulu ve yavaş yavaş gittikçe böyle düzene giriyor yani. Önceden dediğim gibi, anlattığım gibi bir videomuz vardı. Aslan çok aşırı derecede gaz problemi ve tuvalet
sorunu yaşıyordu. Bunu kesinlikle 6. ayda ek kadar geçince hallediyorsunuz. Bunu da buradan söylemiş olayım. Bugünkü videomuzu sona erdirelim. Oldukça güzel ve uzun verimli bir video olduğunu düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorum yapabilirsiniz. Beğen butonuna basın. Lütfen bunları unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.